Şimdi Ankara'ya dönelim. Başkentin sıcak gündemini Fevzi Çakır'a soralım. Fevzi, günaydın. Hoş geldin. İyi haftalar. Günaydın Esra, günaydın Kadir. İyi haftalar Fevzi diliyorum. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de iyiyiz. Seni burada görmediğimiz için biraz üzüldük, hüzünlendik ama neyse, artık hafta arası gelirsin diye tahmin ediyoruz. Belki hafta içi bir sürpriz yaparım. Hadi bakalım. Fevzi, özleniyorsunuz. Sen özleniyorsun. Alıştık burada yanımızda. Fevzi, başkentin hareketli sıcak... Hareketli oluyor vallahi, ben de seviyorum. Enerjinizden faydalanıyorum. Esra, tamam, hemen geçiyoruz. Kızma. Evet, hemen geçelim. Ankara'nın gündemi her an değişebildiği merak için Esra diyor ki yakalayalım. 5 dakika sonra ne olacağı belli değil. Milyonların merak ettiği meseleler var malum. Bugün yılın son kabinesi toplanıyor. Kabine evet. Sonrasında acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl bir açıklama yapacak? EYT'liler bekliyor. Acaba yaş sınırı ile ilgili bugün bir açıklama gelir mi? Ne dersin Fevzi? Artık gelmesi gerekiyor. Zira yıl bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl bitmeden masadan kalkmış olacaktır demişti EYT için. Bu kapsamda da bu kabine toplantısında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de çalışmalarını tamamladıklarını kabineye sunacaklarını ifade etmişti. Dolayısıyla bu kabine EYT düğümünün çözümü için oldukça kritik olacak. Yaş sınırı konusunu da ifade edelim Esra. Dün Çalışma Bakanı bir televizyon kanalındaydı. Bir gün önce de bizim kanalımızdaydı. Orada önemli mesajlar verdi. Ancak net ifadeler kullanmasa da yaş ihtimalinin masada olduğunu ifade edelim. Buna dair nihai kararı verecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunu da belirtmiş olalım. Zira Çalışma Bakanlığı'nın çeşitli alternatifler hazırladığı ve maliyet hesabının da içerdiği belirtiliyor bu alternatiflerin. Çeşitli formülasyonlar hazırladığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu alternatif çalışmalar içerisinden hangisinin tercih edileceği kabine toplantısında belli olacak. Yaş sınırı konusunda da daha önce bilindiği gibi 50-52, 48-50, hatta 46-48 yaşları konuşulmuştu. Bu yaşlara göre de bir hesaplamanın, maliyet hesabının yapıldığı ifade ediliyor. Nihai karar bugün kabine toplantısında verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da EYT'ye ilişkin çalışmanın ayrıntılarını bugünkü kabine toplantısında vermesini bekliyoruz, açıklamasını bekliyoruz. Zira yıl bitmeden bu EYT çalışmasına dair yasal düzenlemenin meclise taşınmasını bekliyoruz. Meclis tatil, ancak 3 Ocak'ta açılacak. 3 Ocak'ta meclis açıldıktan sonra da ilgili komisyonun bu çalışmayı ele alarak neticelendirmesi, ardından da Ocak ayı ortaları itibarıyla bu düzenlemenin Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesini bekliyoruz. Dilerim EYT'lilerin beklentisi doğrultusunda bir düzenleme yapılır. Yaş konusunda EYT'liler halen tepkili. Bunun kesinlikle konulmaması gerektiğini ifade ediyorlar. Prim gün sayısını tamamlayan, yine çalışma süresini tamamlayanların ve 8 Eylül 1999 tarihi önce sigorta girişi yapılanların EYT kapsamına alınması, yeni bir yaş sınırının, yani yeni bir EYT barajının konulmaması noktasında bir beklenti var. Bu çalışmanın ayrıntılarını kabine toplantısının ardından görmüş olacağız. Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Sadece EYT konusu değil, ekonomi ilişkin diğer başlıklar da kabinenin gündeminde olacak. Bilindiği gibi asgari ücret geçtiğimiz hafta itibarıyla belli oldu. Asgari ücrete bağlı birçok şey aslında önümüzdeki günlerde belli olacak, ancak memur zamı ve emeklilere verilecek zam oranı da oldukça önemli. Buna dair de değerlendirmenin kabine toplantısında yapılmasını bekliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı, yine Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu kapsamda yapılan çalışmalara dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur zammına ilişkinde bir mesaj vermesini bekliyoruz. Zira memur zammının önümüzdeki hafta enflasyonun açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkacağı beklentisi var. Ancak refah payı verilmesi noktasında bir beklenti de var. Bu kapsamda memur zammının belirli bir oranda yukarı yönlü açıklanması beklentisi hakim. Bakalım hangi karar çıkacak? Buna dair de kabinede değerlendirme yapılacak. Enflasyonla mücadele önemli. Enflasyonun hızlı bir şekilde düşürülmesi ve yaz aylarına %30 düzeyinde girilmesi noktasında bir hedefi var hükümetin. Bu hedefin tutturulması noktasında hangi adımlar atılacak?
buna dair de yine hayat pahalılığı konusunda atılacak adımlar da, hayat pahalılığının önlenmesi noktasında atılacak adımlar da kabine toplantısında tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak, ilave tedbirler değerlendirilecek. Yeni bir karar alınması durumunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kararı kabine toplantısının ardından ilan edecek. Önemli bir gelişme, Cumhurbaşkanı Erdoğan müjde açıklayacağız demişti, bugünü işaret etmişti. O müjde de Karadeniz gazına ilişkin olacak. Gelen bilgiler, Karadeniz'de yeni bir rezervin keşfedildiği noktasında, en azından rezerv artışının gerçekleşeceği noktasında, bilindiği gibi daha önce Sakarya gaz sahasında ciddi anlamda bir gaz keşfi gerçekleştirilmişti. Halen 540 milyar metreküp bir gaz rezervi keşfedilmiş ve bu gazın karaya ulaştırılması, ardından da hanelere ulaşması noktasında gerekli tesislerin inşaatına hızla devam ediliyordu. Filyos da önemli bir tesiste bu anlamda yükseliyordu. Ancak yeni sondajlar da devam ediyordu. Bu sondajlardan önemli bir müjdenin geldiği ifade ediliyor. Özellikle Çaycuma bir kuyusunda bir Sakarya gaz sahasının yanında, bu gaz sahasına komşu bir gaz sahası vardı. Burada da Çaycuma bir kuyusunda Fatih gemisi bir sondaj faaliyeti icra ediyordu. Bu sondaj faaliyetinin tamamlandığı ifade edildi. Burada da ciddi anlamda bir gaz keşfinin yapıldığı belirtiliyor. Yaklaşık 100 milyar metreküp dolayında bir gaz keşfinden bahsediliyor. Bu anlamda Türkiye'nin Karadeniz'deki keşfinin 650 ila 700 milyar metreküp arasına yükselmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gelişmeye ilişkin müjdeyi de kabine toplantısının ardından açıklayacak. Bunu da ifade etmiş olalım. Ekonomi ilişkin gelişmeler buydu. Terörle mücadele de kabine toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacak. Yine dış politika, Ukrayna krizi başta olmak üzere kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Tüm bu değerlendirmelerin ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineye ilişkin, kabinede alınan kararlara ilişkin, ardından da hem iç siyasete dair mesajlar verecek. O mesajların ayrıntılarını da aktarmayı sürdüreceğiz. Fevzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gözler kabinede, EYT ile ilgili bir açıklama bekleniyor. Herkesin gözü orada ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Erzurum'da gençlerle buluştu. Orada önemli açıklamaları vardı. HDP PKK'nın meclisteki uzantısıdır dedi. Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi oylamasına red oyu veren CHP'liler için bazı açıklamaları vardı. CHP'nin terör örgütlerinin nasıl işli olduğunun göstergesidir bu dedi. Ve bir cümlesi daha dikkat çekiciydi. Diyor ki 2023 sıradan bir yıl değil diyor. Seçimler diyor, seçimlerin kaderini de o ya da bu parti değil, gençler açacak diyor o kilidi. Neler yansıdı Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erzurum'daki sohbetinden? Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir gençlerle buluşuyor Kadir. İlk oyum AK Parti'ye etkinliği gerçekleştiriliyor AK Parti gençlik kolları tarafından. Bu buluşma önemli. Neden önemli? Onu da ifade edelim. Zira bu seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde yaklaşık 7 milyon gencin ilk kez oy kullanacağı durumu var. Dolayısıyla bu gençlerin hangi partiye yöneleceği seçimin kaderini yakından ilgilendirecek. Dolayısıyla AK Parti'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında olduğu için gençlerle sık sık bir araya geliyor ve gençler üzerinden de mesajlar veriyor. Dün de Erzurum'da gençlerle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hiç şüphesiz gündeminde 2023 seçimleri vardı. Bu seçimlere dair gençler sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Önümüzdeki yıllar Türkiye'nin kutlu yürüyüşünün kesilmemesi için bu büyük önem taşıyor. Önümüzdeki seçimin kilidini bu parti değil, sizler açacaksınız. Allah'ın izniyle 2023 seçimleri yine çok büyük bir zaferle hep birlikte imza atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve terörle mücadeleye sözü getirdi. Özellikle HDP'nin meclis faaliyetleri, aynı zamanda HDP ile CHP ilişkisine dair mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir esasında CHP'yi HDP üzerinden eleştiriyordu. Bunu Semra Güzel'in vekilliğin düşürülmesi oylamasında bazı CHP'lilerin Semra Güzel'in vekilliğin düşürmemesi yönünde oy kullanması üzerinden de sürdürdü. Buna dair oldukça sert konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP'nin terör örgütleriyle nasıl iç içe, nasıl el ele olduğunun bir göstergesidir. Çünkü HDP, PKK terör örgütünün maalesef
parlamentodaki uzantısıdır dedi. Her türlü ayak oyunu diyerek de altın masaya dair mesaj verdi. Her türlü ayak oyunun çevrildiği, fitne fesadın kol gezdiği, bu garip birliklerin ülkeye ve gençlere hayır getirmeyeceği anlaşılmıştır. Şayet solukları yetip ayakta kalabilirlerse 2023 seçimleri eski Türkiye bakiyesi bu arkaik ekibin siyasetten silinmesine vesile olacaktır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine terörle mücadele bağlamında HDP ve CHP yönelik eleştirisini sürdürdü. Cudi'yi, Gabar'ı, Tendür'ü çökerttik mi? Tendüre'ye çökerttik mi? Çökerttik. İnlerine girdik mi? Girdik. Birileri Suriye'nin kuzeyine gidip oralarda turistik seyahat yapacaklarmış. Onlar böyle terörle mücadele ediyor. Biz inlerine girerek ediyoruz. Farkımız bu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini bir kez daha gündeme getirdi. Bu geziye ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, birileri FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemek için 10 bin kilometre uzağa giderken biz ne güne güne çağ kebabı yiyerek başladık diye de Erzurum'dan bir mesaj göndermiş oldu. Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağından istifade etmek yerine yabancı ekonomi komiserlerinden medet umanlara bu ülkenin gerçek potansiyelini ispat edeceğiz diyerek de CHP liderinin son dönemde yanına aldığı yabancı ekonomistlere ilişkin eleştirisini sürdürmüş oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet Fevzi, Meral Akşener'de, İYİ Parti lideri Meral Akşener'de dün kadınlarla buluştu. Adaylık açıklaması yaptı. Şöyle ki Altılı Masa'nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak dedi bir kez daha. Daha önce de bu cümleleri kurmuştu Meral Akşener. Ve Başbakan Meral olacak vurgusu yaptı. Ona buna yalvararak değil, milletin iradesiyle olacak diye de dikkat çekici bir açıklama yaptı. Bu açıklamalar nasıl yorumlandı Ankara'da? Ne dersin Fevzi? Esra, aslında bir süredir İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında mesajlar üzerinden bir gerginlik durumu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla bu mesajlar geçtiğimiz hafta artık tap yapmıştı. İYİ Parti lideri özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla Meral Akşener arasında son dönemde yaşanan yakınlaşmaya verdiği tepkiye bir tepki dile getirmişti. Bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesi üzerinden yapılan tartışmalara da yine Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını bir şekilde gündemde tutarak bir mesaj göndermişti İYİ Parti lideri Meral Akşener. Bu söylemine paralel bir söylem esasında bir süredir İYİ Parti lideri Meral Akşener 13. Cumhurbaşkanı'nın Millet İttifakı'nın Altılı Masa'nın adayı olacağını ifade ediyordu ve kendisinin de başbakan olacağını yüksek düzeyde dile getiriyordu. Bir kez daha başbakan olacağına dair mesaj vermiş oldu Ankara'da. Elbette başbakan Meral olacak, onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle partimiz birinci parti olarak başbakan Meral olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil, millet iradesiyle, iradenizle dedi. Aslında partisine de bir çıta koymuş oldu. Birinci partinin İYİ Parti olacağını dile getirdi. Bu hedefini de bir kez daha açıklamış oldu İYİ Parti lideri Meral Akşener ve yine başbakanlık hedefini de net bir şekilde ortaya koydu. Bunun gerçekleşmesi için de halkla birlikte hareket edeceklerini dile getirdi. Altılı Masa'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağına dair de mesaj verdi. Bugün 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Altılı Masa'nın olacağına dair büyük inanç varsa ben de inanıyorum. Bu irade sizlerin iradesinin sonucudur dedi İYİ Parti lideri Meral Akşener. Aslında 5 Ocak'ta bilindiği gibi yeni bir buluşma gerçekleştirecek Altılı Masa. O buluşma öncesinde özellikle Saraçhane buluşması üzerinden başlayan bir polemik vardı. Bu polemik nereye varacak? Ortak aday çıkabilecek mi? 5 Ocak'ta gerçekleştirecek toplantıda bir aday belirlenebilecek mi? Ya da hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener arasında olduğu ifade edilen soğukluk giderilecek mi? Ya da masa dağılacak mı? Oldukça kritik bir buluşma gerçekleştirilecek. Ancak bir kez daha İYİ Parti lideri Meral Akşener 13. Cumhurbaşkanı'nın Altılı Masa'nın adayı olacağını ifade ederek esasında Altılı Masa'nın devamı noktasında çaba göstereceğini dile getirmiştir.
girmiş oldu. Bir anlamda da Altılı Masa'nın 5 Ocak'taki toplantısına dikkat çekmiş oldu. 5 Ocak'ta hayli kritik bir buluşma gerçekleştirecek muhalefet cephesi. Altılı Masa'nın bu toplantısı da Türk siyaseti ve kamuoyu tarafından yakından takip edilecek Esra. Çok teşekkürler Fevzi. Kolaylıklar diliyoruz. İyi haftalar. Görüşmek üzere. Seni burada görmek dileğiyle. Yıl bitmeden. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Yeni yıla girmeden bir uğrayayım ben sizin yanınıza. Uğra. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Kolaylıklar.